Parti sözcüsü Faik Öztürak konuşuyor. Basın toplantısı bittiğinde karşınızda İpek Özbey ve değerli konuklar olacak. Değerli basın mensupları, dün Dünya Çevre Günü'ydü. Bu hafta da Çevre Haftası. Milletimizin Çevre Günü'nü ve Çevre Haftası'nı kutluyoruz. Doların yeşilini çevrenin yeşiline tercih eden yöneticiler tarafından mavinin, yeşilin rant uğruna acımasızca talan edildiği, ettirildiği bir 20 yılı geride bırakıyoruz. Son 20 yılda sel, müsilaj gibi birçok felaketi yaşadık. 170 bin hektarlık orman alanı gözlerimizin önünde yandı, kül oldu. Biz yaşadığımız dünyayı gelecek nesillerden ödünç aldığımızın farkındayız. Onlara yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Canlı ve cansız varlıklar bu ekosistemin bir parçası. Sağlıklı bir ekosistem henüz doğmamış olan nesillerin de hakkıdır. Sürdürülebilir yaşam anlayışı ışığında bu hakkı anayasal güvence altına alacağız. Çevre talanını durduracağız. Ve AK Parti yönetiminin verdiği zararları hızla telafi edeceğiz. Değerli basın mensupları, hep söylüyoruz, bir memleket ya ilimle ya da zulümle yönetilir. Sarayın ilimden nasibini almadığı ortada. Hükümet bilimden ve akıldan koptukça faturası milletimize, hepimize çıkıyor. Saray ekonomi bilimini yok saydı. Faiz sebep, enflasyon sonuç dedi. Enflasyonu bilerek, isteyerek hortlattı. Biz bunu defalarca söyledik. Bugün saray medyasına mensup bir köşe yazarı, Nebati Bakan'ın da partisinin kampında, biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar. Çarklar dönüyor diyerek enflasyonu hükümetin hortlattığını itiraf etmiş. Yazar da bunu aktarmış. Bakan hükümetin zengine çalıştığını da bu söyledikleriyle ikrar ediyor. Ben buradan söyleyeyim. Enflasyonla sürdürülebilir büyüme olmaz. Bu her zaman istikrarsızlıkla sonuçlanır. Bunu ülkemiz defalarca tecrübe etmiştir. Sonu da hep yalan olmuştur. Aslında bu modelle daha işin başında düğmenin, gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklendiği bellidir. Saray talimatla tabela faizini indirtmeden önce %20'nin altında olan yıllık enflasyon 9 ayda neredeyse 4'e katlanmıştır. %73,5'a çıkmıştır. Sarayın bu tercihi sayesinde Türkiye dünyada en yüksek üretici enflasyonuna sahip ülke olmuştur. Nebati Bakan bu toplantıda enflasyon %48,49, gelecek sene sonunda ise %19,9 olacak da demiş. Ne oldu? Hani 2023 seçimlerine giderken enflasyon tek haneye düşecekti? Bunlar anlaşılan hiçbir taahhütlerini yerine getirme takatine artık sahip değiller. Sarayın kibirlisi enflasyon ve işsizliğin toplamı sefalet endeksinde ülkemizi açık ara G20'nin sefalet şampiyonu yaptı. Sefalette iflas bayrağını çeken Arjantin'e 20 puan, Güney Afrika'ya 45 puan, Brezilya'ya da 62 puan fark attık. Ülke sadece hayat pahalılığını değil, artık açlığı ve yokluğu konuşur olduk. Dünyada gıda enflasyonu Ukrayna-Rusya savaşının ardından Mart ayında %34'e çıktı. Ama takip eden 2 ayda 10 puan birden geriledi. Bizde ise aynı dönemde gıda fiyatları roket hızıyla yukarı gitmeye devam etti. Nisan ayında tek bir ayda 20 puan artışla %90'a fırladı. Mayıs ayında da %93'ü aştı. Sarayın kibirlisi bu fiyat artışları dünyadan ve bazı piyasa aktörlerinin fırsatçılığından kaynaklanıyor demiş yine bu Kızılcahamam'daki toplantıda. Şimdi Mayıs ayı itibariyle dünyada gıda enflasyonu %23. Türkiye'de kaç? %93. Bugün Türkiye'de gıda fiyatlarındaki her 4 liralık artışın sadece 1 liralık kısmı dünyadaki gelişmelerden, kalan 3 liralık kısmı ise sarayın kibirinden ve beceriksizliğinden.
sarayın kendi aklını beğenmişliğinin sonucunda paramızı pul etmesinden kaynaklanıyor bu enflasyon. Mayıs ayında da zam yağmurları sel oldu. Milletimizi perişan etti. Kahveye zam, şekere zam, çaya öyle böyle değil, tek seferde %44 zam, içkiye zam, sigaraya zam, internete zam. Mayıs ayının son gecesi millet uykudayken elektriğe zam, doğalgaza zam, arabası olanın zorunlu trafik sigortasına da zam. Vatandaşlarımız artık arabasına sigorta yaptıramıyor. Trafikte olan her araçtan biri sigortasız. Aslında millet arabasının kontağını da çeviremiyor. Son bir ayda benzin fiyatı %18, mazot fiyatı %29 arttı. Benzin de mazot da hızla 30 liraya koşuyor. Dizel arabanın deposunu doldurmanın maliyeti tek bir ayda 325 lira birden artmış. Artık arabasının deposunu fulleyebilen kalmadı. 50 liralık benzinle artık benzin ışığı sönmüyor. Son bir yılda Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarındaki artış Amerika Birleşik Devletleri'ndekinin 5 katı. Kalkınma için ekonomik işbirliği teşkilatı içinde Türkiye enerji enflasyonu şampiyonu. Ama sorarsanız saray gıda fiyatlarında olduğu gibi enerji fiyatlarındaki artışın sebebi de biz değiliz, dünyada arttı diye ahkam kesiyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın esas sebebi sarayın paramızı pul eden kerameti kendinden menkul yanlış politikalarıdır. Bu sıralar havuz gazetelerine Temmuz'da maaşlar şöyle zamlanacak, böyle zamlanacak diye haberler yazdırıyorlar. Dün de baktım sarayın kibirlisi de benzer laflar etti. İnsaf, bu kadar mı acize düştünüz? Yasalara göre, toplu sözleşmeye göre vermeye mecbur olduğunuz enflasyon farkını sarayın lütfu gibi göstermek nasıl bir akıldır? Aslında bu laflar bu ülkede alın teri dökenlerin, emeklilerin yılın ilk yarısında TÜİK'in ağır makyajlı rakamlarıyla bile enflasyona nasıl ezdirildiğinin açık bir itirafıdır. Bu yılın ilk yarısı için memura, emekliye verilen zam daha Ocak ayında eriyip gitmiştir. 5 ay boyunca memuru da emeklisi de enflasyona ezdirilmiştir. Sarayın ilk 5 ayda sebep olduğu enflasyon %36. Hükümetin azdırdığı enflasyonun altında sadece memur ve emekli değil, asgari ücretle maaş alanlar başta olmak üzere tüm çalışanlar ezildi. Asgari ücret Ocak ayından sonra açlık sınırının altına indi. Bunların hepsini telafi etmek zorundasınız. Bir de 3600 ek göstergenin esaslarını bu akşam açıklayacaklarmış. Esası falan bıraksınlar. Bunun sözünü 4 yıl önce seçim meydanlarında verdiler. Artık 3600'ün o aslını bir an önce memurlarımıza verin. TÜİK'in rakamları ağır makyajlı, vatandaşlarımızın yaşadığı hayat pahalılığının yarısını bile göstermiyor. Aslında bu rakamların üzerinde kapkara bir gölge var. Saray ve şürekası ise hayat pahalılığına karşı önlem almak yerine istatistiklerle millete yalan söylemeyi tercih ediyor. Kendilerinin hortlattığı enflasyon canavarını milletten gizlemek için, saklamak için türlü oyunlara başvuruyorlar. Bugüne kadar bu oyunlar sökmedi. Ama son birkaç haftada artık bu rezalet ayyuka çıktı. Önce TÜİK'in Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı değişti. Ardından enflasyon verilerinde veri kalitesinin kontrolünü sağlayan ve yıllardır her ay açıklanan madde sepeti ve ortalama madde fiyatı verileri yayımlanmamaya başladı. Biz bu açıkladıkları fiyatlarla mal satan marketleri merak ederken vatandaşlarımız da gitsin oralardan alışveriş yapsın derken şimdi artık fiyatları da yayınlamayacaklar. Hükümet diyor ki TÜİK ne derse onu kabul edeceksiniz. Ardından TÜİK'te tüketici fiyatları grup başkanının ipi çekildi. En son bu işleri vekaletle götüren TÜİK'in bölge müdürlerinde asaleten ataması yapıldı. Sonuç, piyasa beklentilerinin yarısı kadar aylık enflasyon,
bağımsız araştırmacıların bulduğunun yarısının altında